Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılı anma programları Karabük'te çelenk sunumuyla başladı. Karabük'te 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla Yenişehir Tören Alanı'nda program düzenlendi. Programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı KD Albay İsmail Gökçek, İl Protokolü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Vergili tarafından çelenk sunumu ile başlayan program saat 9:05 geçe gerçekleştirilen saygı duruşu ile sona erdi. Yurt genelinde olduğu gibi Karabük'teki vatandaşlar da saat 09:05'te saygı duruşuna geçti. Karabük'te ilk ve ortaokul öğrencilerin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı. Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ve Esentepe Ortaokulu'ndan 150 öğrencinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk Haftası çerçevesinde koreografi hazırlandı. Koreografide öğrenciler ilk olarak bir saat oluştururken, sirenler eşliğinde saat 09:05'te durdu. Koreografide sonsuzluk işareti de oluşturulurken, Atatürk posteri açıldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu koreografi, büyük beğeni topladı. Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis antik kentinde yapılan kazılarda küp içerisinde 1600 yıllık buğday, fi, yoğurt otu ile bazı mutfak malzemeleri bulundu. Mı 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen ve ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla, Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianopolis antik kentinde yeni keşifler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan kazılarda, yeni bir yapı alanı ortaya çıkarken yapının mutfak kısmında küp içerisinde buğday, bir bakla türü olan fil, yoğurt otu, bıçak, kösere olarak adlandırılan bilek taşı, maşrapa, bronz kap bulundu. Yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yapının bir odasının mutfak olduğunu net bir şekilde tespit ettik.
Mutfak bölümüne bir merdivenle iniş gerçekleştiriliyor. Küçük kare bir forma sahip, plana sahip mutfak. Mutfağın ocak bölümü ortaya çıkarıldı. Ocak bölümünün hemen yanında ise içerisinde kaplar ve bu kapların iki tanesinin içinde de tohum günümüze ulaştı. Bu tohumları uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tohumların cinslerini tespit ettik. Tohumlar bir tanesi buğday, diğeri bezelye türü fi dediğimiz bir tohum. Diğeri ise yoğurt otu dediğimiz bir ot. Hala günümüzde eski pazarda yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını da bilmekteyiz. Ayrıca bu kapların yanında bıçaklar ortaya çıktı. Demir bıçaklar. Bu bıçakların hemen yanında da bir biley taşı yine tespit ettik. Bu biley taşının da aslında önemi şöyle. Bölgenin en ünlü Türk İslam döneminden beri en ünlü bıçak biley taşı eski pazarda çıkıyor. Kösele taşı diyorlar. Muhtemelen bu bulmuş olduğumuz biley taşı da bu kösele taşı ile alakalı bir taş. Dolayısıyla eski pazarda bir geleneği, uzun yüzyıllardır süren bir geleneği de bu şekilde görmüş olduk. Yapı yangınla tahrip olmuş. Yangınla üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması mümkün olmuş. Yapının yangınla tahrip olduğunu biz statigrafik açıdan da tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda statigrafik açıdan yapının milattan sonra 4. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Muhtemelen bu mutfak bölümündeki eserlerle birlikte mutfak bölümü de bu tarih aralığına ait olduğunu düşünüyoruz. Yine ayrıca biz bu mutfak bölümünde ortaya çıkan eserlerin yaklaşık olarak günümüzden 1600 yıl öncesine ait olduğunu da tahmin ediyoruz. Vadesi tamam olanlara iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneğinde onlarca esnaf ve vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla andı. Mudurnu'da 700 yıllık esnaf duası geleneği bu haftada devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duasında, onlarca esnaf ve vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de dualarla andı. Dua sonrasında esnaf ve vatandaşlara pilav ikram edildi. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ruhları için, esnaf kardeşlerimizin kazançlarının bereketli olması için, ticaretlerinin ticareten lentebur olması için, Allah rızası için El Fatiha. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen Siber Vatan Projesi çerçevesindeki 2023-2024 eğitim programı Karabük Üniversitesi'nde başladı. Programla Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak hedefleniyor. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan 40 bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği öğrencisinin ilk faz eğitimleri mühendislik fakültesi laboratuvarlarında 6 Kasım'da başladı. 7 gün sürecek eğitimin ardından ikinci ve üçüncü fazların 4 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.